Neriman abla, Yiğit'in fotoğrafını mı koyuyorsun büfeye? Dün bana geldi. Helallik almaya. Yiğit. Evet. Özür de diledi. Sen ne yaptın peki? Eder ya, biliyorsun. Ben yani kızıma bir zarar gelecek diye düşman gördüm onu. Sonuçta da haksız çıkmadım maalesef. Ama yani dün öyle bir hali vardı ki Derya. O böyle herkese tepeden bakan adam gitmiş. Diğerine bin pişman bir genç adam gelmiş. Bakma sen onun öyle göründüğüne. Kabuğu kalın, kalbi yumuşacıktır onun. Yiğit için üzüleceğim hiç aklıma gelmezdi Derya. Ama işte o da bir ana kuzusu sonuçta. Kurtlarla aşık atacağım derken yanlış yollara girdi. Sonra ha bir de düşündüm yani. Benim kızım onu sevdi Derya. Benim kızım onu çok sevdi. Onunla bir yuva kurmak istedi. Ben buna saygı duymaktan başka ne yapabilirim ki? Çok iyi etmişsin Neriman ablacığım. Affederek çok iyi etmişsin. Sırtındaki yükü atmışsın resmen. Şimdi de kalktı. Kim bilir dünyanın neresine gitti. Ama işte yani ne fayda değil mi? Vicdan dediğin sonuçta insanın kendi içinde. Yiğit gitti. Kübra ile Emir'in evliliği formaliteden çıktı. Bir aile olmaya başladılar. Selim evleniyor. Ender de yakında anası bir kız bulur. Olmadı zaten o mürvet kuzenini muzenini yamar artık Ender'e. Biz senle kaldık mı baş başa? Olsun be. Geçinir gideriz. Hiçbir aile fotoğrafında yokuz. Ama boş ver. Bizim de pastaneler zincirimiz olur. Hem yer hem yaparız. Dur ben bir çay koyayım ikimize. Sağ ol Neriman abla. Benim kız şimdi burada olsa şöyle bir bakıp baba bu büyük ayı bizi yemez değil mi derdi. Kaç yaşında? 8. Ay. Denize açıldık mı haftalarca göremiyorum spaları. Spaları? 6 yaşında bir de oğlum var Kaan. Ay. Özlüyor musun? Özlemez mi insan hiç? Hep göresin gelir. Fotoğraflara sığınır kalırsın öyle. Sen şanslısın. Onları göremeyeceğini bilmek de var. Allah göstermesin. Kız ve erkek evlat içinde kızın yeri bir başka. Hem bir laf vardır. Kız çocuklarının ilk aşkı babaları olurmuş. Başka türlü sevda bizimkisi. Vallahi burnumda tutuyor. Bir arayayım onları. Sesimi duymadan uyuyamazlar. Elif, kızım, sen bu mektubu okuyacak ve anlayacak yaşa geldiğinde ben çok uzaklarda olacağım.
Senden özür dilerim. Gitmek zorunda olduğum için. Sana gerçek bir baba olamadığım için. Senin yürüdüğünü göremeyeceğim belki. İlk kez baba dediğini. Okumayı öğrendiğini. Aşık olduğunu göremeyeceğim. Ama şunu bil. Seni hep seveceğim. Bir gün soracaksın. Gerçek babam nerede diye. Sadece şunu bil. Baban dünyanın neresinde olursa olsun, toprağın altı ya da üstü fark etmez. Sevdiklerimiz bizi hiç terk etmez. Bunu hiç unutma. Babam bana bir gün olsun böyle güzel şeyler söylemedi. Biliyor musun? Bir kez olsun beni sevdiğini söylemedi. Benim bir yanım hep eksik kaldı. Ama sen öyle olmayacaksın. Hayatın boyunca sevildiğini bileceksin. Bir gün Elif'e gerçeği anlatmak istersen ben buna engel değilim. Gerçeği bilmek onun hakkı. Çok iyisin.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.